Ahmet Haşim, modern Türk şiirinin kurucularındandır. İzlenimcilik ve sembolizm akımlarının temsilcisi olarak kabul edilir. Fecriati topluluğunda yer alan Ahmet Haşim, iyi bir gözlemci ve ayrıntı avcısıdır. Gerçekleri kendi prizmasından geçirerek anlatır. Karamsarlığın içten içe aktığı eserlerinde sonbahar, akşam kızıllığı, yalnızlık en önemli temalardır. Benzersiz bir düz yazı ustasıdır. Bize göre Ahmet Haşim'in nesirlerini topladığı ilk kitabıdır. 42 fıkradan oluşan eserde Haşim, zarif, incelikli ve ironik üslubuyla dikkat çeker. Yazar, İkdam gazetesinde çıkan yazılarından oluşan kitabında batılılaşma ve batı kültürünün bizdeki eğreti yansımalarını, fikir tartışmalarını, şehir ve mimari eleştirilerini, modern kadın imajını, Fransa hatıralarını aktarır. Yeniden hayat bulan İkdam'ın sanat ve edebiyat sütunlarına bakmak vazifesini üzerime almış olmaktan utanıyorum. Bu utanma duygusu, edebiyatı yüz kızartıcı bir uğraş olarak gördüğümden ileri gelmiyor. Zira bilirim ki İngiliz milleti Kint mülküne sahip olmaktan çok Shakespeare ile gurur duyar. Bilirim ki İran zalim bir güneşin yaktığı kısır topraklar üzerinde var olmaktan çok Hafız-ı Şirazi'nin şiirinde, Behzad'ın resimlerinde ve seccadelerin resimli bahçelerinde yaşıyor. Bilirim ki İspanya ne Alfonso'nun ne de Primo de Rivera'nındır. Fakat kızıl karanfilli Carmen'in vatanı ancak Greco ve Cervantes'indir. Hayır, edebiyattan değil. Karşısında şimdiden yetersizliğimi hissettiğim okuyucudan utanıyorum. Bize görenin yazılış aşamalarına birebir şahit olan Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Haşim bize göre hisler ve fikirler yazmıştı dediği eserin titizlikle yazılışını şu sözlerle anlatır. Ahmet Haşim'in ince, zarif, ükdeli, sanatlı, işlenmiş, kadife gibi yumuşak ve açılmış çiçekler gibi olgun nesrini methetmek için ne söylense belki az gelir. Ekseriyetle pek zeki ve bazen de için için alaycı olan bu nesir hakikaten ne güzeldir. Ahmet Haşim bunlarla bize göre hisler ve fikirler yazmıştı. Bir şehir caddesi gibi her gün binlerce insanın üzerinde gidip geldiği şu Avrupa yolunda okuyuculara anlatacak harika şeyler bulma iddiasında değilim. Öyle olsaydı şu kötü Avrupa'ya değil, dünyanın daha el değmemiş bir bölgesine gitmenin yolunu araştıracaktım. Aslında gidilecek yolları önceden belli, görülecek şeyleri herkesin bildiği, çiğnenmiş, özü alınmış ve posa haline gelmiş bu Avrupa seyahatine niye çıktığımı, vapur Galata Limanı'ndan hareket ederken bile pek iyi bilmiyordum. Durup dururken sevgili adetlerimden, kitaplarımdan, dostlarımdan, yatağımdan, geceliğimden, terliklerimden ayrılıp bir deniz seferinin zoraki tanışmalarına, alışılmamış yemeklerine, iç sıkıntılarına, rahatsızlıklarına, endişelerine bile bile kendini katlandırmak benim gibi 42 yaşının olgunluğuna ermiş, bezgin, tembel bir adamın kolay kolay işleyeceği bir hata değildir. 1885'te Bağdat'ta dünyaya gelen Ahmet Haşim, Osmanlı'nın sonbaharı ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinin sancılı fonunda yaşar. Galatasaray Sultanisi'nde yatılı okur, edebiyatla ilk tanışıklıkları da burada başlar. Hukuk öğrenimini yarıda bırakan Haşim, öğretmenlik, çevirmenlik ve banka memurluğu görevlerinde bulunur. Kurtuluş Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde görev alır. Ahmet Haşim, 1933'te hayata gözlerini kapadığında geriye Göl Saatleri, Piyale, Urabay-ı Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi ve Bize Göre adlı eserlerini bırakmıştır.